Arkadaşlar bu derste bir vektör içinden indis numarası belli olan değeri nasıl okutacağız? Bazı değerleri nasıl çıkartacağız? Bunları anlatacağım. Öncelikle bir basit bir vektör oluşturarak işleme başlayalım. Bakalım oluşmuş mu? Oluşmuş. Şimdi arkadaşlar buradan 5. değeri elde etmek istiyorum. Şu şekilde atama operatörümüz, vektör ve indis numaramızı yazıyoruz. Bakalım olmuş mu? Evet olmuş. Bir başka değeri elde etmeye çalışalım. Mesela 9. değer neymiş? Oluşmuş mu? Oluşmuş. Birden fazla değer okutmaya çalışalım arkadaşlar. Hata verdi. Neden hata verdi? Combine operatörünü kullanmadık. Combine operatörünü, combine fonksiyonunu kullanalım arkadaşlar. Bakalım. İki değeri elde edebildik. Daha fazla değer elde edebilir miyiz? Mesela farklı sırada. Biz Combine'da hangi sırada yazarsak o sırada geliyor arkadaşlar. Sırayı değiştirelim mesela. Bakalım elde edebildik mi? Bizim istediğimiz sırada A vektöründen değerleri alıp B vektörüne atadığını görüyoruz. Şimdi mesela B vektörünü arkadaşlar A vektöründen istediğimiz değerleri çıkartarak oluşturabilecek miyiz? Bir de bunu deneyelim. En basit haliyle indis numarasının başına eksi yazdığımızda o değerler var çıkartır arkadaşlar. 4 var, 5 yok, 6 var. Bakın biz 5'i istemedik, 5'i attı. Birden fazla değer için bunu yapabilecek miyiz? Combine fonksiyonunu kullanırsak tabii ki bunu yapacaktır. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 ve 6 yok. Farklı şekilde bunu yazabilecek miyiz acaba? Eksi 5, eksi 6 çalışacak mı? Deneyelim. Bakın gene aynı şekilde çalıştı. Burada arkadaşlar değer atmada dikkat edeceğimiz şey indislerin ikisi de eğer birden fazla indis belirtiyorsak ikisinin de negatif olması gerekiyor. Birini pozitif birini negatif yaptığımız zaman aralık tanımlandığı için arkadaşlar indis hatası verir. Buna dikkat edelim. Oluşturalım bu hatayı bakalım. Gördüğünüz gibi çalışmadı. Diğer combine operatörüyle de aynı hatayı verecektir. Onu da gösterelim. Yine aynı hatayı verdi. Bir değeri çıkartıp başka bir pozitif değer eklemek istiyorsak bunu iki aşamada yapmamız mümkün oluyor arkadaşlar. Yapalım. Mesela 5. değeri atsın. Attı mı? Attı. 5 yok. Ondan sonra oluşan şeyde sadece 6. değeri bize çeksin. Bakalım yaptı mı? Yaptı. Gibi. Bu örnekler çoğaltılabilir. Şimdi arkadaşlar size ödev ya da şu an çalışın. Bir sabit indis numarası verilen tek bir değer çekme. Bunu çalışalım. 5-10 örnekle bunu çalışalım. Daha sonra tek tek girerek birden fazla değer hem düz seri girişi hem combine operatörüyle girişi. Daha sonra arkadaşlar kolon operatörüyle de aralık girerek negatif ve pozitif değerleri çekme ve silme üzerinde çalışalım.